Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu videoda? 7. sınıf sosyal bilgiler, 2. dönem, 1. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu yazılı kağıdını indirmeniz için aşağıya hemen açıklama kısmına bir tane telegram linki bırakıyorum oradan bu kağıdı indirebilirsiniz. Yine ilk 5 ünitenin full tekrar çalışmasını o e, telegram kanalından indirebilirsiniz. Kaç aldınız lütfen yorum olarak yazın. Açıklama kısmında kaleme almış olduğum ya, bana ait olan 7. sınıf sosyal bilgiler soru bankası ile 7. sınıf sosyal bilgiler video ders notları kitabım var. Onları satın alabilmeniz için de yine bağlantı linkleri bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz kitapları arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın lütfen dedikten sonra hemen başlayalım. Evet birinci bölümümüz aşağıdaki öğrencilerin cümlelerinden yola çıkarak iletişimi olumsuz etkilen hangi tutum ve davranış olduğunu atlarındaki boşluğa yazalım demiş. 10 puanlık soru. Ne demiş? Kitabımı getir demiş. Ne yapıyor burada arkadaşlar? Emir veriyor. Onun için buraya emir verme adını veriyoruz. Emir vermek diyelim. Emir verme. Hani sanki böyle bana emir verme falan dercesine oluyor. Derslerine çalışmıyorsun. Bu nedir arkadaşlar? Bu sen dilidir. Sen dili olumsuzdur arkadaşlar. Ben dili olumludur. Onu tanımıyorum ama iyi birine benzemiyor. Arkadaşlar tanımadığı halde yorum yapmaya biz ne diyorduk? Ön yargı adını veriyoruz. Onun için burada da ön yargı söz konusu. Hani birinci üniteden soru çıkma ihtimaline karşılık burayı koyduk arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda verilen cümleleri tablolarda yer alan uygun kelimelerle doldurunuz. 20 puanlık sorumuz. Selçuklu'da uygulanan toprak yönetim sistemidir. Selçuklular'da uygulanan toprak yönetim sistemine biz ne diyoruz arkadaşlar? İkta sistemi diyoruz. Burayı hemen böyle sarı yapalım. Nokta nokta ve yardımcısı Delcano dünyayı dolaşarak yuvarlaklığını ispat etmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu bilimsel olarak ispatlayan coğrafi keşiflerle birlikte arkadaşlar Magellan ve yardımcısı Delcano'dur. Magellan ve yardımcısı Delcano dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladıktan sonra skolastik düşünce zayıflıyor. Dünyanın düz olduğunu savunan kiliseye güven azalıyor. Nokta nokta yıllık geliri 20 bin ile 100 bin arasında olan topraktır. Üst düzey devlet memurlarına verilirdi demiş. Şimdi arkadaşlar burada bu topraklara bir zahmet topraklar diyoruz. Bir zahmet, zahmet, zahmete giren üst düzey yetkililere veriliyor bu toprak. Senelik gelirleri 20 bin ile 100.000 bin akçe arasındadır. Nokta nokta orta çağda Avrupa'da uygulanan toprak yönetim sistemidir. Avrupa'da uygulanan toprak yönetim sistemi orta çağda feodalite arkadaşlar. Feodalitede biliyorsunuz senyörler var, serfler var. E, serflerin hiçbir hakkı yok köylülerin. Ondan sonracıma hiç yargı, hukuk, hukuk hiçbir hakları yok. Ee, Köylülük anlayışı var. Orada çalışan köylülerin hepsi derebeyine yani feodal bey'e çalışır. Toprağı eker, biçer, karın tokluğuna. Ee, tabii burada şatolar, e şatolarda yaşıyor bunlar. Bu şatoların etrafı kalın surlarla çevrili olduğu için İstanbul'un fethine kadar e krallar bu şatoları yıkamıyor. Tabii İstanbul'un fethiyle birlikte e büyük topların kalın surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa'da feodaliteyi zayıflatıyor. Buhar motorunu ya da şöyle buhar motoru demeyelim. Buhar makinesini kim icat etmiştir arkadaşlar? James Watt. James Watt'ın buhar makinesini icat etmesi neyi başlatıyordu arkadaşlar? Ee, sanayi inkılabını başlatıyordu. Sanayi inkılabı biliyorsunuz İngiltere'nin Manchester kentinde başlıyor ve ilk olarak e, hangi alanda başlıyor? Dokuma alanında başlıyor. Daha sonra diğer alanlara sıçrıyor. Orta Çağ'ın önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri. Arkadaşlar Bağdat, Semerkant, e, ondan sonracığıma Endülüs Emevi e, Devleti bunlar Orta Çağ'ın önemli İslam e, biliminin merkezidir. Onun için biz buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Bağdat yazıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü modern matbaayı kim bulmuştur? Johann Gutenberg bulmuştur. Tabi Çinliler buluyor ama... E tabii günümüzde kullanılan matbaanın, klişe matbaanın temelini Johann Gutenberg atıyor ve daha sonra biliyorsunuz matbaanın yaygınlaşmasıyla Avrupa'da reform hareketleri kazanıyor. İncil Latince'ye çevriliyor. Din adamlarının yalanı tam anlamıyla ortaya çıkıyor ve Avrupa'da mezhep savaşları yaşanıyor. Avrupa'da meydana gelen bir diğer bilimsel gelişme kütle çekim kanunu. Arkadaşlar kütle çekim kanunu yani yer çekimini bulan kişi kimdir? Ee, bakalım Newton. Evet buraya Newton yazıyoruz. Newton bir ağacın dibinde oturuyormuş. Kafasına elma düşmüş. Kuş da pislemiş olabilir. Bak şimdi herkes elma melma diyor ama bence bu olayı yumuşatmak için Newton'ın kafasına karga da pislemiş olabilir. Nerede mi? Diyor? Elma düştü kafam. Ben ne yaparım elmayı alır yerim. Adam ne yapmış? Düşünmüş. Tabi hani biz ona elma diyoruz ama kuş pislemiş olabilir arkadaşlar. Newton'ın e, yer çekimini bulması da astronomi alanında birçok gelişmeye yol açıyor ama şuraya söyleyeyim şimdi ee, pf, adını unuttum şimdi neydi İbn Haldun değil de Evet arkadaşlar Biruni mesela Biruni Newton'dan kaç yüzyıl önce yer çekiminden bahsetmiş ama bilimsel olarak ispatlayan kişi Newton'dur. Ee, her 3000 akçe için bir asker beslemek zorunda ne sahibi asker besliyor? Tımar sahipleri. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bir e, toprak yönetim sistemidir tımar sistemi bu sistemle sevgili arkadaşlar hem savaşa hazır büyük bir ordu meydana getiriliyor hem toprak ekilip biçiliyor yani hem üretime katkı sağlıyor hem de e, asker alana katkı sağlıyor. Diğer taraftan orada askerler bulunduğu için bölgenin güvenliğini sağlıyor. Tımarlı sipahiler bölgede devlet adına vergi topladığı için vergi denetimi sağlanıyor. Tımar sisteminin birçok alanda katkısı var Osmanlı Devleti'ne. Nokta nokta toprak yıllık geliri 100 bin akçenin üzerinde olan padişah ve ailesine has topraklar. Bak kodluyoruz. Padişah ve ailesine has topraklar. E, bu da has olarak burada karşımıza çıkıyor. Bu kısmı da böyle yaparsanız 20 puan alırsınız. Evet aşağıda verilen göç çeşitlerini sınıflandırınız demiş fındık toplamak üzerine Giresun'a giden Mehmet amca, Mehmet amca arkadaşlar şimdi ekonomik amaçlı belli bir dönemlik gidiyorsa biz buna mevsimlik göç diyoruz. Bilgisayar mühendisi Ahmet Arhan'ın Japonya'ya yerleşmesi, e, nitelikli kişilerin farklı ülkelere çalışmaya gitmesi beyin göçüdür. Şimdi nitelikli insan, mühendis, doktor olur, bilim insanı olur, daha iyi şartlarda başka ülkeye gidiyorsa bu beyin göçüdür. Suriye'den Türkiye'ye gelen Abdullah dede, Suriye'den Türkiye'ye geliyorsa arkadaşlar bu bir hem dış göçtür hem mülteci göçüdür. Bu cem mülteci e, demeyelim de çünkü savaş durumundan bahsetmiş. Dış göç diyelim. Tayini çıktığı için Kayseri'den Ankara'ya yerleşen Leyla öğretmen, bu arkadaşlar ülke içerisinde yapılıyorsa biz buna ne diyorduk? İç göç adını veriyorduk. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan sonbaharda geri gelen e, geri inen Sevim teyze, bu da arkadaşlar mevsimlik göçtür. Şimdi. Suriye'de bir savaş olduğunu biliyoruz. Bak mesela burada ben niye mülteci göçünü almadım? Savaş nedeniyle deseydi çünkü savaştan dolayı zorunlu olan göç türü mülteci göçtür. Bunun haricinde bir göç türümüz daha var o da mübadele göçü. İki ülke arasında yapılan antlaşma doğrultusunda karşılıklı nüfus değişimine biz mübadele göçü diyoruz arkadaşlar. Ee, Türkiye ile Yunanistan arasında Atatürk döneminde mübadele göçü yapılmıştır diyebiliriz. Bu bölümü de bu şekilde yaparsanız alacağınız puan. 10'dur. Aşağıda verilen açıklamaları sınıflandırınız demiş. Hititlerde en önemli besin maddesel tahıl olduğundan tarımsal üretimin devamı ve düzeni için önemli hukuki tedbirler alınmış mıdır? Evet alınmıştır. Bu toprağın üretimdeki önemi mi yoksa toprağın yönetimdeki önemi mi? Besin maddesi dediği için arkadaşlar biz buna üretim diyeceğiz. Günümüzde Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kuruluşlar çiftçilere kredi, tohum, mazot, araç, geliş, ilaç, gübre birçok konuda destek olmakta bu toprağın arkadaşlar e, yine üretimdeki e, yeridir e, burada tarım ve orman Bakanlığı diyorsunuz ama şimdi burada hemen şey yapmayın burada üretimi desteklemeye çalışıyor Friglerde Saban Kırana ve bilerek öküz kesene idam cezası verilmiştir arkadaşlar bu kanunla e, koruma altına alındığı için yönetimdeki önemlidir Osmanlı'da tımar sistemi sayesinde devletin birçok ihtiyacı giderilmiştir arkadaşlar bu da yine yönetimde topraktır. Selçuklularda verilen topraklara karşısında hazineden para çıkmadan asker beslenmiştir. Bu yine arkadaşlar toprağın yönetimdeki önemidir diyebiliriz. Şu ıı, Tarım ve Orman Bakanlığı kısmı kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Burada üretimi arttırmak için destek veriyor. Yani bu yönetimle bir ilgisi yok. Evet aşağıda kendilerini tanıtan Türk İslam bilgilerinin isimlerini adlarına yazalım demiş. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle geldim. Ayasofya Medresesi'nde baş müder müderrislik yaptım. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle gelip Ayasofya Medresesi'nde baş müdahalesilik yapan, İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplayan Türk bilim Türk İslam bilgini Ali Kuşçudur. Tıbbın Kanunu El Kanun fit Tıbb adlı eseri yazmış. Avrupa'da bu kitap yüzyıllar boyunca tıp fakültelerinde okutulmuş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İbn e, Sina diyoruz. Mekanik mühendisliği konusunda çalıştım. ilk robotu yaptım, kullandım. Artuklar döneminde yaşadım arkadaşlar. El Cezeri'den bahsediyor burada. El Cezeri kendisini tanıtıyor. Artuklar deyince, Artuklar dönemi deyince sevgili arkadaşlar direkt El Cezeri yazabilirsiniz. Robotik biliminin kurucusu olarak bilinmekte El Cezeri. Evet sıfır sayısını tanıttım. Matematiğe bilinmeyen işareti olan X simgesini kazandırdım. Burada kendisinden bahseden kişi sıfırı bulan. Cebir biliminin kurucusu. X simgesini matematiğe kazandıran kişi Harezmi'dir arkadaşlar. Onun için biz buraya ne yazıyoruz? Harezmi yazıyoruz. Burayı da hemen bu şekilde işaretleyelim. Ceylan derisi üzerine hataları çok az olan ve günümüz harita tekniğine uygun bir dünya haritası çizdim. Arkadaşlar dün günümüz haritalarına yakın en yakın haritayı çizen kişi arkadaşlar Piri Reis'tir. Bir dünya haritası çiziyor ve kitabının adı da arkadaşlar şuraya yazayım. Kitabı Bahriye. Bahr ne demek? Deniz demek. Kitabı Bahriye. Kendisi kaptan, reis, piri reis. Tabloda evet arkadaşlar F bölümümüz tabloda verilen sonuçların hangi gelişmenin sonucu olduğunu Tablodaki önündeki rakamı yazarak belirtirim demiş. Şimdi bilimsel gelişmelerin yolu neyle açılıyor? Aydınlanma çağındaki gelişmelerle arkadaşlar. Kütle çekim kanununun keşfedilmesiyle bilimsel gelişmelerin yolu açılıyor. Yine e diğer taraftan skolastik düşüncenin önem kaybetmesi, dünyanın yuvarlak olduğu e ispatlanınca kilisenin yalan söylediği ortaya çıkıyor ve kilisenin yalan söylemesi de bu söylediği yalanın ortaya çıkması da e bir kilise öğretisi olan, gerici düşünce, salakça düşünce olan skolastik düşünceyi zayıflatıyor. Diğer taraftan insanların bilgi ve kültür kültür düzeyinin artması, İnsanların bilgi ve kültür düzeyi arkadaşlar matbaanın icadıyla artıyor. Basılan kitap sayısı artınca okuma yazma oranı da artıyor ve insanların bilgi ve kültür düzeyi artıyor. Seri ve hızlı üretim başlıyor arkadaşlar seri ve hızlı üretimin başlaması James Watt tarafından buhar makinesi keşfedilince. Ne oluyor arkadaşlar? Sanayi inkılabı gerçekleşiyor. Sanayi inkılabı ile birlikte fabrikalaşma yaşanıyor. Fabrikalaşma ile birlikte de seri üretime geçiş yapılıyor. Kütle çekim kanununun yine arkadaşlar keşfedilmesi uzayla ilgili çalışmaları da kolaylaştırıyor. Onun için 5'i de buraya yazıyoruz. Bu bölümde bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar alacağınız puan 10'dur. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Osmanlı toprağı üst, üstte 3 yıl ekmeyenin üstte demiş üst, üste. üst üstte. Üst üste 3 yıl ekmeyenin ve köleye kötü davranan elinden toprağın alınmasının temel nedeni nedir? 3 yıl toprağı boş bırakıyorsun. Kötü köylüye kötü davranıyorsun. Temel bu şekilde toprak senin elinden alınıyor. Amaç ne? Üretimde sürekliliği sağlamaktır. Mısırlar tarafından kullanılan resim yazısıdır. Yaklaşık 700 simgeden oluşur. Mısırların kullanmış olduğu resim yazısına arkadaşlar hieroglif yazısı adını veriyoruz. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Bilginin korunması, kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasına etkili olan aşağıdaki araçlardan hangisi? Diğerlerinden sonra kullanılmıştır. En sona geliyoruz arkadaşlar. E, kitaplar, ansiklopediler, genela e-kitap okuyucular. Arkadaşlar en son e-kitap okuyucular. Yani bu artık en son kullanılan internet demeyelim. Çünkü internet bulunuyor. internet daha önce bulunuyor ama e-kitap okuyucular en son gelişme olduğu için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Arkadaşlar dünyada fetihlerin iki aracı vardır. Biri kılıç, diğeri saban. Atatürk'ün yukarıdaki cümlesinde altı çizili kısımda hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir. Sabanla ne yapıyorsunuz? Tarım yapıyorsunuz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk kılıç saban karşılaştırması yaparak ne verdiği önemi vurguluyor? Tarıma verdiği önemi vurguluyor sevgili arkadaşlarım. Onun için dördüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu şekilde yaptığınız zaman 100 puan alıyorsunuz. Kaç puan aldınız lütfen açıklama kısmına yazın arkadaşlar. Açıklama kısmında bu yazılı kağıdını indirebileceğiniz bir link bıraktım. Ee, kanalımda full tekrar çalışmaları var. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize ういウォー